Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Baltacı. Tembellik konusunda biraz araştırma yaptım. Bunu biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Tembellik nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tembellik, iş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, üşengeç. Örnek, tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar. İkinci tip tembellik tanımı ise fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren, mesela bir organ. Hani derler ya, karaciğeri tembel, sağ gözü biraz tembel. Bazı insanların tembellik sorunu yaşadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Sırf kendilerini sakinleştiriyor diye tembellik yapıyor olmayabilirler. Kötü bir uyku düzeni, uykusuzluk, kötü yemek, tiroid problemleri, egzersiz eksikliği veya buna benzer nedenlerle bazı insanlar her zaman yorulurlar. Herhangi biri tembellikle mücadele konusunda sorun yaşıyorsa önce bu sorunlara bir göz atsın. Psikolojik bazı olumsuzluklardan dolayı da insanlar tembellik yapabilirler. Bu açıdan da konuya biraz bakalım. Tembellik ve tükenmişlik sendromu. Tembellik ve tükenmişlik sendromu yaşam kalitesini düşürüyor. Tembelliğe göre daha çok klinik etkiler gösteren tükenmişlik sendromu kişiyi hastaneye bile düşürebiliyor. Tembellik bir hastalık mı? Tembellik bir hastalık değil, bir kişilik ya da bir durumdur. Tembellik sadece hareketsizlik değil, aynı zamanda üretime yönelik motivasyonsuzluk, isteksizliktir. Bazı kişiler bozukluklarının ve ciddi psikiyatrik hastalıkların belirtileri arasında motivasyon eksikliği vardır. Bazı kişilik bozukluklarında veya psikolojik hastalık belirtilerinde odaklanma eksikliği, motivasyon eksikliği, isteksizlik var. Bazılarının da karakteri böyle olabilir. Tembelliği işaret eden belirtiler neler? Tembelliğin belirtileri hatalar yapma, bazı şeyleri erteleme, işe geç gelme, izinsiz olarak ya da hastalık nedeniyle işe gelmeme, işi bırakma eğilimi, ilişkilerde bozulma, hizmet verilen kişilere karşı alaycı tavır sergileme ve başka şeylerle vakit geçirmektir. Duygusal değişimler tembelliği nasıl etkiliyor? Yaş veya ayrılık durumunda kişinin motivasyonu düşer. Kişi travmaları atlatıncaya kadar konsantrasyonunu yitirebilir. Ayrıca bazı insanlar pasif agresif bir davranış olarak karısına, ailesine ya da başkalarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeyebilirler. Ruhsal açıdan, kutsal kitabın bakış açısıyla tembelliğe bir bakalım. Tanrı insanı kendine benzer yaratmıştır. Tanrı yorulmaz, dinlenmez, devamlı uyanık ve çalışma halindedir. Evrendeki yıldızların hareketlerini, güneşin doğup batışını, toprağın altındaki minicik bir böceğin bile gereksinimlerini karşılamak için her zaman uyanık ve iş başındadır. Tanrı insana bereketli olun, dünyayı doldurun buyruğunu vermiştir. Tanrı'nın diktiği Adem bahçesine bakma görevi insana verilmiştir. Cennette çalışmak vardı. Evet, Tanrı insana haftada bir gün Şabat günü dinlenme buyruğu da vermiştir. Ama insan o günde boş durmayıp Tanrı'yı yüceltmelidir. Her gün çalışan değil, ritmik çalışan bir insan istenmektedir. Mesela kalbimiz anne karnındaki hayatımızın başlangıcından son nefesimize kadar devamlı çalışmaktadır. Ama kalbin de bir ritmi, temposu vardır. Bir kasılır, bir dinlenir ama sonuçta hep çalışır. Yani insan dinlenmesi gerektiği zaman dinlenmelidir. Ancak insanın dünyada çalışması Tanrı'nın isteğidir. Tembellik ise buna aykırıdır. Dolayısıyla Tanrı'nın isteğine aykırı olduğu için tembellik günahtır. Evet, tembellik bir günahtır. Her günahın olumsuz sonuçları olduğu gibi tembelliğin de istenmeyen sonuçları vardır. Tembellik yoksulluğa yol açar. Kutsal kitabın bu konudaki söyleyeceği çok şey var. Açıkçası tembelliğin bir günah olduğunu ve yoksulluğa yol açtığını görüyoruz. Bazı insanlar yaşamlarını sürdürmek ve çalışmak yerine tüm gün boyunca yatarlar ve bu onların düşüşü olur. Tembellik bir lanettir, ancak çalışmak bir nimettir. Tanrı 6 gün boyunca çalıştı ve 7. gün dinlendi. Tanrı adamı çalışmak ve bahçeyle ilgilenmesi için bahçeye koydu. Tanrı bize bir iş sağlıyor, işimizi sağlıyor. Başından beri çalışmamız emredildi. İkinci Selanikliler 3.10'da deniliyor ki, çalışmak istemeyen yemek de yemesin.
Biliyorsunuz Ağustos böceği ile karıncanın bir hikayesi var. Karınca tüm yaz boyunca çalışır ve kış için gerekli yiyeceğini biriktirir. Ağustos böceği ise çalışmak yerine saz çalıp eğlenerek yazın keyfini çıkarır. Hatta karınca ile de dalga geçer. Nihayet kış gelir, kar her yeri kaplar. Karınca biriktirdiği yiyecekleri yerken Ağustos böceği ise aç kalır. Karıncadan yardım istese de karınca yardım etmez. Sonuçta da tembel Ağustos böceği açlıktan ölür. Selanikliler 3.10'da Pavlus'un amacının eğer bir kişi çalışmıyorsa ona yiyecek vermeyin, bırakın açlıktan ölsün demek olduğunu sanmıyorum. Bu tembellik açısından değerlendirilmelidir. Bu tembellik her açıdan değerlendirilmelidir. Eğer o kardeşin bir sorunu varsa çözülmelidir. Kendisine yardımcı olunmalıdır. Belki de çalışması için ne gerekiyorsa, bir kurs alması gerekiyorsa ya da bir alet, bir araç alması gerekiyorsa o kendisine sağlanmalıdır. Burada Pavlus'un vurgulamak istediği, nasıl doğal olarak yemek yemen gerekiyorsa yine aynı şekilde çalışman da gerekiyor. Sen çalışmıyorsun ama vücudunun her yeri çalışıyor. Midene yiyecek lazım. Kendine giysi, ev, kışlık yakacak alman lazım. Hatta evlenmen lazım belki de. Ya da evli ve çocuklusun. O zaman ailene bakman lazım. Öyleyse çalışacaksın. Hatta ileride çalışamayacağın zamanlar, yaşlılık olabilir. Şimdi fırsat varken çalış. Bir keresinde Ramazan ayında bir belediyenin verdiği bir iftar çadırına gitmiştim. Yemeğin başlamasını beklerken etrafımdaki abilerle biraz sohbet ettim. Abiler o kadar bilgili ki size anlatamam. Her şey hakkında fikirleri var. Ülkeyi yöneten kişilere bile o kadar böyle eleştiriyorlar ki neredeyse gidip onlara akıl verecekler. Kardeşim dedim kendi kendime. Madem o kadar biliyorsunuz niye bedava yemek peşinde koşuyorsunuz? Sizin de zengin ve başarılı olmanız gerekmiyor mu? Bir an onlar gibi olmaktan korktum çünkü hani benim de her şey hakkında bir fikrim var. Yıllar sonra okuduğum kitap kutsal kitaptan öğrendim ki bilgelik kullanılan bir şeydir. Bir zanaatkar gibi bilgeliği işleyip dokuyacaksın. Yoksa bilgelik de boş. Tembel insan kendine güvenir. Tembellik kendine güven ve motivasyon getirir. Yavaşça serseri zihniyet büyümeye başlar. Yakında bazıları için yıkıcı bir yaşam tarzına dönüşebilir. Zor çalışma kavramını anlamalıyız. Her zaman bir şeyler yapmak gerekir. Ancak bazen ertelemeyi tercih ederiz. Çalıştığınız her şeyde sıkı çalışın. Çünkü çalışma her zaman kar getirir. Ancak çok fazla uyku, hayal kırıklığı ve utanç getirir. Tembel olduğunuzda yalnızca acı çekmez, aynı zamanda bunun bir sonucu olarak diğer insanlara da acı çektiriyorsunuz. Başkalarına yardım etmek için çalışın. Düşünün ki siz dünyada bir bereketsiniz. Ancak bu görevinizi yapmıyorsunuz. Sizin sorumlu olduğunuz bölgede, güzel bir bahçede, siz bir sorumlu olduğunuz bir alanda güzel bir bahçe yok. Kötü ve bakımsız bir yer var. Zararlı otlar her yeri kaplamış. Ya da siz bir ışıksınız ama ışık vermiyorsunuz. Sizin olduğunuz yer karanlıkta kalmış. Tembellik karakterimizi de bozar. Mesela ben askerlik yaptım. Askerde komutanlar askeri hiç boş bırakmaz. Çünkü asker boş kalırsa boş işlerle uğraşır. Kötü şeyler olur, kavga çıkar, başka bir şey olur. İmanlı da boş kalırsa onun bunun işine karışan, boş boğaz, eleştirel, dedikoducu birisi olur. Unutmayın, boş eller için şeytan her zaman yapacak bir şey bulur. Davut ordusuyla askere gitmek yerine boş boş sarayının damında gezmeseydi belki de o günaha düşmeyecekti. Anladığım kadarıyla kutsal kitabın tembelliğe bakış açısına göre tembellik kişisel bir tercih değildir. Benden size ne, ben tembelim diyemezsiniz. Sizin miskinliğiniz diğer insanları da etkilemektedir. Onların yükünü taşımanız, yardımcı olmanız gerekirken bunu yapmıyorsunuz ve o kişiler aç ve muhtaç kalıyorlar. Hele bir baba olarak ailenize karşı bunu yapıyorsan tembel bir baba profili çiziyorsun. Çocuklarınızın Tanrı'nın babalığını anlamalarını zorlaştırıyorsun. Ailesine bakmayan bir kişinin tanıklığı da iyi değildir. Kimse sizin yaşantınıza bakarak sizin Tanrınızı merak etmez. Rabbin ellerinizi güçlendirmesini ve vücudunuzdaki kayganlığı gidermesini isteyin. Çalışmakla gelecekte rahat edeceksiniz. Tembellik çekici görünebilir ancak çalışmak memnuniyet verir.
Ben fakir bir ailede büyüdüm. Birçok şey bizim evde ve çevremizde yoktu. Ancak çalışmaya başladığımda birçok şey gördüm ve öğrendim. İlk işimde 5 yıldızlı bir otelde çalıştım. Zengin hayatı, zengin insanları gördüm. Çalıştığım firmalarda araba ve bilgisayar kullanmayı ve daha birçok şeyi öğrendim. Çalışarak tüm Türkiye'yi, hatta birkaç yabancı ülkeyi dolaştım. Kendi imkanlarımla bunları yapmam olanaksızdı. Çalışmak insanı geliştiren bir şeydir. Öyleyse Tanrı da çalışmamız esnasında bizi eğitiyor, büyütüyor olamaz mı? Hatırlayalım. Davut Golyat'ın karşısına çıkacağı zaman ne demişti? Ben çobanlık yaparken koyunlarımı aslanlardan kurtardım. Şimdi de bu adamdan korkmuyorum demişti. Yani Davut çobanlık işindeydi. Çalışarak kendisine bir güven kazanmıştı ve Tanrı ile iyi bir ilişki kurmuştu. Her günah gibi tembellik de zamanla insanı ele geçirir. Bir yaşam tarzı haline gelir. Öyle ki bazen insan bunun farkında bile olmayabilir. Birilerinin gelip onu uyarması gerekir. Hatta siz kendiniz bunu fark etmelisiniz. Bir kişi sizi her zaman uyarmayabilir. Tembelliği 3 tipe ayırabiliriz. Fiziksel tembellik, kişinin çalışmayı ve sorumluluklarını reddetmesi. 2. Zihinsel tembellik, daha çok okul çocuklarında yaygındır. Her işin kolayına kaçma, kestirmeden gitmek gibi bir şey. Ruhsal tembellik ise kişinin dua etmeyi, kutsal kitap okumayı ya da Tanrı'nın verdiği armağanları kullanmayı reddetmesidir. Şimdi bazı kutsal kitap ayetlerine bakalım. Süleyman'ın özdeyişleri 15-19. Tembelin yolu dikenli çit gibidir. Doğrunun yolu ise ana caddeye benzer. Yani tembel hayatında ve amaçlarında ilerleme kaydedemez. Yolunda hep engeller var. Ama çalışan düz yolda gibi kolayca ilerliyor. Tanrı'nın hayatlarımızda planları ve bize vaatleri var. Ama biz hiçbir şey yapmadan yalnızca Tanrı'nın bunları avucumuza vermesini beklememeliyiz. Her vaatte bizim de insani bir sorumluluğumuz vardır. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Tanrı yapar. Tanrı da yapacaktır. Süleyman'ın özdeyişleri. Tembel elini sahana daldırır, yeniden ağzına götürmeye üşenir. Artık bu tembelliğin son aşaması. Bir sürü olanak ve fırsat varken tembel kullanmıyor. Tembel kendini akıllıca yanıt veren 7 kişiden daha bilge zanneder, sanır. Süleyman'ın özdeyişleri 18-9. İşini safsaklayan kişi yıkıcıya kardeştir. Yani tembellik o kadar kötü ki insanın yıkımını getiriyor. 10-26. Dişler için sirke, gözler için duman neyse tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir. Tembele güvenilmez, görev ve sorumluluk verilmez. Hezekiel 16-9. Kız kardeşin Sodom'un günahı şuydu. Kendisi de kızları da gururluydu. Ekmeğe doymuşlardı, umursamazlardı. Yani bir çeşit tembeller. Yani Türkçe çeviride böyle çevrilmiş. Düşküne, yoksula yardım elini uzatmadılar. Burada senin tembelliğin yüzünden insanlar muhtaç kalıyor. Muhtaç olanlar ve güçsüzler aç kalıyor. Şimdi karıncaları örnek alın. Süleyman'ın özdeyişleri 6-6. Ey tembel kişi, git karıncalara bak. Onların yaşamından bilgelik öğren. Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde, yani kimse ona git çalış demediği halde o kendisi yazın erzaklarını biriktiriyor. Yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde. Ne zamana dek yatacaksın ey tembel kişi? Ne zaman kalkacaksın uykundan? Tembelliği bir kenara atıp çok çalışkan kişiler olmalıyız. Yine özdeyişler 14. Tembel eller insanı yoksullaştırır. Çalışkan el zengin eder. Aklı başında evlat ürünü yazın toplar. Hasatta uyuyansa ailesinin yüz karasıdır. Süleyman'ın özdeyişleri 13-4. Tembel canının çektiğini elde edemez. Çalışkanın istekleri ise tümüyle yerine gelir. Artık tembel kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Süleyman'ın özdeyişleri 12-24. Çalışkanların eli egemenlik sürer, tembellik ise köleliğe götürür. Şimdi aklıma Atatürk'ün bir sözü geldi. Okuyorum. Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar. Tembellik egemenliği kaybettiriyor. Oysa Tanrı dünyada egemen olmamızı buyurmuştu. İsa da müjdeyi duyurmamızı buyurmuştu. Hatta öğrenciler yetiştirmemizi istedi.
Peki tembel bir tanıklıkla bunu nasıl başaracağız? Tembelliğin sonu, fakirlik. Süleyman'ın özdeyişleri 20-13. Uykuyu seversen yoksullaşırsın, uyanık durursan ekmeğin bol olur. 21-25. Tembelin isteği onu ölüme götürür çünkü elleri çalışmaktan kaçınır. 24. Sonbaharda çift sürmeyen tembel hasatta aradığını bulamaz. 19-15. Tembellik insanı uyuşukluğa iter. Haylaz kişi de aç kalır. 1. Timoteus 5-8. Kendi yakınlarına, özellikle de ev halkına bakmayan kişi, imanı inkar etmiş, imansızdan beter olmuştur. İmansızdan beter olmuştur. Bir tanrı adamı ya da bir tanrı kadını tembel değildir. Süleyman'ın özdeyişlerinde yine bilge kadın hakkında, onun ne kadar çalışkan olduğu hakkında bir sürü ayet var. Şimdi onları almadım. 1. Selanikliler 4.11. Size buyurduğum gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. Efesliler 4.28. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin, tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun. Üşengeçlik, tembellik, erteleme ve bahanelere yol açar. Süleyman'ın özdeyişleri 22.13. Tembel der ki, dışarıda aslan var, sokağa çıksam beni parçalar. 26.13. Tembel, yolda aslan var, sokaklarda aslan dolaşıyor der. Yani artık tembel çalışmamak için öyle bahaneler üretiyor ki gerçek dışı. Eğer kendisi de bunlara inanıyorsa hani vay haline. Matta 25:24. Sonra bir talent alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talanta toprağı gördüm, işte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi elindeki talanta alın, 10 talanta olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Amin. Evet kardeşler, İsa Mesih dünyadayken boş durmadı, çalıştı, marangozluk yaptı. Tanrı olduğu halde kendisini alçaltıp insan olarak dünyamıza geldi. Çarmıhta bizim yerimize öldü, 3 gün sonra dirildi ve göğe yükseldi. Bunları insanlar günahın sonuçlarından kurtulsunlar diye yaptı. Bize de armağanlar verdi. Bu armağanları nasıl kullandığımızdan dolayı ona hesap vereceğiz. Ayrıca müjdeyi yayma işini de bize teslim etti. Müjde her durumda duyurulmalıdır. Bu konuda da tembellik kabul edilemez. Teşekkür ederim.